أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب في آداب المشي إلى الصلاة namaza yürümek yürümenin edepleri hakkında namaza gitmenin edepleri hakkındaki bab eyyuhel müslimu ey müslüman inneke muhakkak ki sen bihacetin mâsetin sana ihtiyaç olmaktadır ila marifetin adabil meşru'ati şer'i adapları bilmen sana ihtiyaç olmaktadır enneti o adaplar ki tesbikus salate namazın öncesi, namazdan öncesinde ki oluşan adaplara senin ciddi manada ihtiyacın vardır. İstiadaden leha onun için hazırlanmaya ihtiyacın vardır. İstiadaden leha onun için ona hazırlanmak için. لِأَنَّ الصَّلَاةَ çünkü namaz ibadetun azimetun büyük bir ibadettir. يَنْبَغِي gerekir en يَسْبِقَهَا onun öncesinde istiadadun hazırlık وَتَهَيَّعُنْ مُنَاسِبٌ münasip bir hazırlanma gerekir. لِيَدْخُلَ الْمُسْلِمُ فِي هَذِهِ الْعِبَادَةِ عَلَى أَحْسَنِ الْهَيْئَاتِ Müslümanın bu ibadete en güzel şekilde girmesi için ona bir münasip bir hazırlık yapılması gerekir. فَيْدَا مَشِيْتَ Sen gittiğin zaman ile mescide لِتُؤَدِّيَ الصَّلَاةَ namazı eda etmek için مَا جَمَاعَةِ الْمُسْلِم۪ينَ Müslüman cemaatle beraber namazı eda etmek için mescide gittiğin zaman فَلِّكُنْ اُلْ ذَٰلِكَ بِسَك۪ينَةٍ وَوَقَارٍ bu sekinet ve vakar ile ol. فَإِذَا مَشِيْتَ اِلَى الْمَسْجِدِ mescide gittiğin zaman لِتُؤَدِّيَ الصَّلَاةَ namazı eda etmek için مَا جَمَاعَةِ الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanların cemaatiyle beraber فَلْيَكُنْ ذَٰلِكَ bu olsun بِسَك۪ينَةٍ وَوَقَارٍ sekinet ve vakar ile olsun. Sen ol değil, فَلْيَكُنْ olsun. Bu sekinet ve vakar ile olsun. وَالسَّك۪ينَةُ sekinet هِيَ o هِيَ تُمَأْن۪ينَةُ وَالتَّأَن۪ي فِي الْمَشِّ yürümede, gitmede telaşlı, acele davranmamak mutmain bir şekilde demektir. Tumanine ne demektir? Tumanine insanın mutmain dediğimiz şey buradan geliyor. Tumanine yani insanın acelesi, telaşlı, kuşkulu olmadan gayet sakin, kalbi böyle heyecansız bir şekilde olması. Mutmainlik hali yani. وَالتَّأَنِّي فِي الْمَشِي bu da yürüyüşte. Biri iç alem, biri dış alem. Yani tümenine insanın iç dünyasında sakin ve sükunetli olması. وَتَأَنِّي فِي الْمَشِي bu da dışta yürürken gayet ağır, yavaş adımlarla yürümek. Bunu anlatıyor. وَالْوَقَارُ وَقَارُ اَرْرَزَانَةُ sakin, ağır başlı. Ağır başlı. وَالْحِلْمُ yumuşak. وَالْوَقَارُ vakar ne demektir? Vakar الرَّزَانَةُ o nedir? Ağırbaşlılıktır. وَالْحِلْمُ yumuşaklıktır. وَغَدُّ الْبَصَرِ tabi hilm yani insanın yumuşak ahlaklı olmasıdır değil mi? Başkalarına karşı. وَغَدُّ الْبَصَرِ ve insanın gözünü kısmasıdır. Yani sağa sola bakmamasıdır. وَخَفْتُ الصَّوْتِ insanın sesini kısmasıdır. وَقِلَّتُ الْاِلْتِفَاتِ sağa sola az dönmektir. Yani çok sağa sola dönmemektir. Vakar budur. Tamam. وَقَدْ وَرَدَ فِي صَحِيْهِينَ muhakkak sahihinde وَقَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ صَحِيْحَيْنِ varit oldu. اَلْنَبِي sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kâle dedi اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاتُ namaz ikame edildiği zaman وَفِي لَفْسٍ وَفِي başka lafızda اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ siz kâmeti işittiğiniz zaman فَمْشُوا gidin وَعَلَيْكُمُ السَّك۪ينَةُ sizin üzerinize sekinet olsun. فَمَا اَدْرَكْتُمْ siz idrak ettiğiniz zaman فَصَلُّوا yani siz فَمَا اَدْرَكْتُمْ neye yetişirseniz فَصَلُّوا onu kılın وَمَا فَاتَكُمْ neyi de kaçırırsanız فَاَتِمُّوا onu da tamamlayın. وَرُوِيَ الْاِمَامُ مُسْلِمٍ
وروى الإمام مسلم قال إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. İmam Müslim rivayet etti, dedi ki sizden biri namaza kastettiği zaman, namaza gittiği zaman o namazdadır diye. Şimdi normalde Müslüman için, daha önce namaz dersinin girişinde anlatmıştık zaten. Namazın İslam'daki önemini anlatmıştık değil mi? Namazın Müslüman'ın hayatındaki önemini anlatmıştık. Demiştik ki namaz insana hayatında işte birçok önemli etkisi var. Lakin en önemli etkilerinden bir tanesi nedir demiştik? Yani ahlaki açıdan. Demiştik ki insan yaratılışı gereği çokça unutkandır ve çokça gafildir. Öyle değil mi? Bu insanın iki tane belli başlı vasfıdır demiştik. Allah Azze ve Celle gün içerisinde namazı 5 ayrı vakitte meşru kılmasıyla beraber insanlarda var olan bu hastalığa bir nevi çözüm getirmiştir. Öyle mi? Eğer insan hakkı ile bu namazı eda ederse, hakkı ile bu namazları yerine getirirse, o unutkanlığına da, o gafletine de bu namazlar güzel bir şekilde ne yapacaktır? Çözüm olacaktır. Lakin şu da bir gerçektir ki, şimdi bugün işleyeceğimiz konuda, insan bir şeye ne kadar değer veriyorsa, onun öncesinde onun hazırlığını güzel yapıyorsa, onun sonrasında onun eksikliklerini gözetiyorsa, o şey onun hayatında çok daha fazla bir yere sahip olur. Öyle değil mi? Şimdi mesela sadece bir örnek olarak düşünün, evimize bir misafir geldi. Eğer biz ciddi manada hazırlık yapıyorsak, hem evin temizliği, hem kendi bedenimizin temizliği, hem işte görüntü, hem ikram vesaire, bu bizim karşımızdakine önem verdiğimizi, onun bizim için değerli olduğunu gösterir. Öyle değil mi? Herkese gittikten sonra düşünüyorsak, acaba yanlış bir şey yaptık mı? Veyahut da eksik bir şey bıraktık mı? Vesaire. Bu da bir dahaki sefere bir öncekinden daha mükemmel onu karşılamamızı gerektirir. Öyle mi? Ha bir de misafir geliyorsa, biz hiç umursamıyorsak, hiç umurumuzda değilse, bu da gösterir ki o bizim hayatımızda çok önemli bir yere sahip değil. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Yani memnun kalıp bir daha gelmesi bizim için çok da ne değil, çok da mesele değil. Şimdi namaz da böyle. Biz namazın öncesinde namaza hakkıyla hazırlık yapıyorsak, öyle mi? Namaz için gerekli sebepleri yerine getiriyorsak ve hakeza namazdan sonra da bütün eksiklikleri gözetiyorsak, bu demektir ki bu bizim hayatımızda önemlidir. Bir dahakinin daha güzel olmasını istiyoruz. Öyle mi? Allah Azze ve Celle de dedik ya, şimdi namazı kulun hayatına koymuş. Kulun hayatına ne koymuş? 5 ayrı vakitte koymuş. Kulun yaratılışında var olan iki tane hastalığını kesmek için, önünü alabilmek için. Öyle mi? Allah onun öncesine de bir takım adaplar koymuş. Mesela şimdi okuyacağımız bütün konuda buna dikkatimizi çekeceğiz zaten. Şimdi iki tane adam düşünün. Bir tanesi yolda giderken koştur koştur mesela camiye gidiyor veyahut da mescide gidiyor. Şimdi o kalp atışlarını, o heyecanını düşünün. Gelse namaza dursa, adamın zaten kendine gelmesi en azından bir 10-15 dakikayı bulur. Yani o yorgunlukla, o heyecanla adamın sırf kendine gelmesi 10 dakika gibi bir zamana ihtiyaç var ki adam bir sakinleşsin. İşte Allah Azze ve Celle bunun önünü alabilmek için, gaye namazda çünkü insanlara bir şeyleri hatırlatmak, insanlara namazda bir şeylerle terbiye etmek olduğu için namazın öncesine de bir takım adaplar koymuş. Yani nasıl ki namazda huşuyu emretmişse, nasıl ki namazda işte şunu yap bunu yapma diye Allah bir takım kurallar koymuşsa Azze ve Celle, hakeza namazın öncesine de bazı kurallar koymuş. Bunlardan bir tanesi ne? Bunlardan bir tanesi kişi evinden çıktığı zaman hangi iş olursa olsun, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kişiye evden çıkması için yapması gereken duaları öğretiyor değil mi? Mesela bunlarda en basit olanı her Müslümanın ezberleyebileceği Bismillah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Öyle mi? Daha başka şeyler de var, dualar da var ama en basitini söyleyelim, yani Bismillah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Peygamberimiz diyor, kul bunu söylediği zaman tenahha anhu şeytanu ve kâle âmente ve kufite ve vukite. İman ettin, korundun ve sana Allah yetti diye. Ve Peygamberimiz diyor, Allah'ın yettiği, iman eden ve Allah tarafından korunan insanı düşünüyor musunuz? Yani hani o nasıl, kim ona zarar verebilir diye. Bir de İbni Abbas'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir gece uyuyor. Teyzesinin yanında uyuyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında uyumuş oluyor tabii aynı zamanda. Gece namazını beraber kılıyorlar. Hani İbni Abbas diyor, ben Peygamberimizin soluna durdum. Tuttu beni kulağımdan sağ tarafına
geçirdi. Daha sonra diyor biz namazı kıldıktan sonra ezan okununca Peygamber aleyhissalatü vesselam evden çıktı. Evden çıkarken Peygamber aleyhissalatü vesselam namaza giderken şöyle bir duada bulundu. İşte Allahümme ec'al fî basari nuran ve fî Allahümme ec'al fî basari nuran ve fî ayni nuran vesaire, kulağımda, gözümde, önümde, arkamda, altımda, üstümde ve bana nur ver ya Rabbi diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu şekil mescide gidiyor. Yani evden çıkarken zaten Allah azze ve celle'yi anarak, Allah azze ve celle'yi zikrederekten insan ne yapmış oluyor? İnsan zaten namaza bir ön hazırlık yapmış oluyor. Öyle mi? Velev ki diyelim namazın ezan okunmuş. Namaz geçecek. Yani birkaç rekatı kaçıracağız. Öyle mi? Allah azze ve celle veya Resulü aleyhissalatü vesselam acele etmemizi istemiyor. Diyor ki اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَةِ وَيَوْتَ da اِذَا سَمِعَتُمُ الْاِقَامَةَ عَلَيْكُمْ بِالسَّك۪ينَةِ وَالْوَقَرِ. Yani siz ezanı işittiğiniz zaman, ikameti işittiğiniz zaman sizin üzerinize vakar ve sekinet olsun. Yani hem kalbiniz sakin olsun, acele etmeyin, heyecanlanmayın. Hem de dışarıdan hızlı hızlı yürümeyin, koşturmayın, sakin sakin yürüyün. E peki namaz ne olacak o zaman? Ne diyor? فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّ. Neye yetişmişseniz onu kılın. Diyelim ki imamla dördüncü rekata mı yetiştin? Dördüncü rekatı kıl, son üç rekatı sen yine kendin kılarsın. Öyle mi? Devam edersin imamdan sonra. وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّ. Kaçırdıklarınızı da tamamlayın. Kaç rekatı kaçırmışsanız tamamlayın. Çünkü namazın başına yetişip namazdan gafil kalmaktansa, öyle mi? Namazın ortasına yetişip namazı Allah Azze ve Celle'nin meşru kıldığı hikmetleri yerine getirerek kılmak elbette ki nedir? Elbette ki daha eftaldir. Burada ne diyor? İmam Müslim'den bir hadis aktarmış. İnne ahadakum iza kana ya'madu ila salati fehuve fi salatin. Sizden biri namaza doğru gittiği zaman o namazdadır. Şimdi biraz sonra gelecek Peygamber aleyhissalatü vesselam başka hadislerde de ne diyor? Başka hadislerde de diyor ki mesela sizden biri mescitte namazı beklediği müddetçe o namazdadır. Yani mescitte oturup namazı beklediği müddetçe sanki namazda gibidir ve melekler sürekli o namazdan çıkmadı veya abdestini bozmadığı müddetçe melekler ona istiğfar ederler. Ey Allah'ım bu kulunu affet, ey Allah'ım bu kulunu affet, bunun günahlarını bağışla diye istiğfar ederler. Bunu niye söylüyor Peygamberimiz? Çünkü dikkat ederseniz bunlar hep namazın öncesi. Yani yolda yürürken, gidip mescitte oturup namazı beklerken mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam istiyor ki insanlar namazdaymış gibi şuurlu olsunlar, namazın içindeymiş gibi bilinçli olsunlar ve namaza hazırlık olsun bu. Yani çünkü abesle uğraşan, sağa sola bakan, sürekli birileriyle konuşan veyahut da koştura koştura giden veya mescide geldikten sonra namazdaymış gibi değil de mesela biraz sonra yine okuyacağız. Mescide girer girmez iki rekat namaz kılıyorsun. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor sizden biri mescide geldiği zaman iki rekat namaz kılmadan yerine oturmasın mesela. Hatta hutbe verirken Ebu Zer geliyor, namaz kıldın mı? Hayır kılmadım diyor. Kalk ve iki rekat namaz kıl diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bunlar hep neyi gösteriyor? Yoldayken, mescitteyken, namazı beklerken hiçbir abesle iştigal etmeden insanın namazdaymış gibi kendini o şuurla, o bilinçle hissedip ta ki namaza ne olsun? Ta ki namaza hazırlık olsun ki o kılınan namaz insanı kötülüklerden ve fuhşiyattan alıkoyan, yani kısaca insanın hayatında etkisi olan bir namaz olsun. Evet. وَلْيَكُنْ خُرُوجُكَ. Senin çıkışın olsun اَيُّهَا الْمُسْلِمُ اَيُّ مُسْلُمَانْ اِلَى الْمَسْجِدِ مُبَكِّرًا. Mescide senin çıkışın erken olsun. لِتُدْرِكَ تَكْبِيرُتَ الْاِحْرَامِ. İhram tekbirini idrak etmek için. وَتَحْضُرَ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ مِنْ اَوَّلِهَا. Cemaatin evveliyle beraber namaza hazır olman için. وَقَارِبْ. Yakınlaştır. بَيْنَ خُطَاكَ فِي مَشِيكَ اِلَى الصَّلَاةِ. Namaza giderken yürümende adımların arasını yakınlaştır. İtekusura hasenatuke, senin hasenatlarını çoğaltması için. Fefi sahihayni, sahihayde annebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ennehu muhakkak ki o kâle dedi. İze tavatta'e ahadukum, sizden birisi abdest aldığı zaman fe ahsenel vudu'e, abdestini güzelleştirsin. Tümme haraca iler mescidi, sonra mescide. İza tavadda ahadukum, sizden biri abdest aldığı zaman fe ahsenel vudu'e, abdestini de güzelleştirdiği zaman. Thumma kharaca ilel mescidi, sonra da mescide çıkarsa. La yukhricuhu illa salatu, ve onu da mescide çıkaran ancak ve ancak namazsa. Lem yahtu hutvaten,
hiçbir adım atmaz ki illa rufi'at, ancak onu kaldırılır lehu, ona biha, o adımla derecetun, derece, bir derece yükseltilir. Ve huttat, düşürülür anhu, ondan biha, o adımla ney, hati'etun, bir günah ondan ne yapılır, bir günah ondan düşürülür. Şimdi normalde Peygamber aleyhissalatü vesselama İbn-i Mesud dün hadisinde soruluyordu değil mi? اَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ وَاَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلِ اَصَّلَاتُ عَلَى وَقْتِهَا. Namazı ne yapmaktır? Namazı zamanında kılmaktır. Hele bir de bu namaz cemaatle kılınırsa fazileti, yani ilk vaktinde ve cemaatle kılınırsa fazileti kat kat daha fazla olur. Niye? Çünkü İbn Ömer ne diyordu? Sizden birinin tek cemaatle kıldığı namaz, tek başına kılmış olduğu namazdan 27 veyahut da 26 kat daha nedir? Daha ecirlidir, daha faziletlidir diye. Öyle mi? Şimdi eğer bir insan cemaate yetişecekse, cemaatle namaz kılacaksa, ki bunu mutlaka imkanı varsa mutlaka bunu yapması lazım. Yani nidayı işitiyorsa ve namaz kılacağı da bir mekan varsa Müslümanlarla beraber bunu yapması lazım. Ona geleceğiz zaten, cemaat namazı meselesine. Şimdi Müslüman cemaat namazına giderken efdal olan nedir? Birinci ihram tekbirine yetişmesidir. Öyle değil mi? Efdal olan ihram tekbirine yetişmesidir. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, kim 40 gün ihram tekbirine yetişirse, yani onu geçirmezse nifaktan kurtulmuş olur. İki şeyden insan beri, iki şeyden beri olur. Ne? Birincisi nifaktan beri olur, ikincisi ateşten, Allah azze ve celle'nin ateşinden beri olur. 40 gün hiç kendini kaçırmadan İhram tekbirine ne yapmak? İhram tekbirine yetişmek. Ve biliyorsunuz yine cuma namazıyla ilgili hadislerde ilk birinci yetişip camiye gelene işte bir deve kadar ecir, ikinci gelene işte şu kadar ecir. Yani ilk gelenin ecri şeye, camiye her zaman daha nedir? Daha yüksektir. Niye? Şimdi bir, İslam bizden diyelim ki en faziletli amel olarak birinci ihram tekbirine yetişmemizi istiyor. İki, ama namaza giderken de acele etmememizi istiyor, koşturmamamızı istiyor. Nasıl yapacağız bunu? O zaman bunun yolu ancak erken çıkmayla olur. Yani koş, hem nehiden kurtulmak için hem de fazilete erişmek için asıl olan nedir? Asıl olan erken çıkıp mescide erken gitmektir. Burada diyor ki, yürürken kendi adımlarını birbirine yakınlaştır. Bu konuda zayıf bir hadis var. Yani işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın adımlarımı birbirime yakınlaştırıyorum ki ecrim daha fazla olsun diye. Bu zayıf bir hadis. Lakin bazı alimler şöyle bir şey demişler. Demişler ki, madem atılan her adımdan insan bir ecir alıyorsa, her mescide giderken her adım insanın bir derecesini yükseltip bir de indiriyorsa, uzun aralıklı adımlar değil de kısa aralıklı adımlar ataraktan insan daha fazla ne yapabilir? İnsan daha fazla ecir alabilir. Yani bunu da hadise dayanarak söylemişler. Hızlı hızlı yürüyerek değil, yavaş yavaş ve küçük adımlarla yürüyerek insan daha fazla ne yapabilir? Daha fazla ecir alabilir. Şimdi bu normalde Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki, أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِمَا يَمْحُوا اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُوا اللّٰهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. Ben size Allah'ın kendisiyle hataları düşürdüğü, dereceleri yükselttiği bir şey, amelleri söyleyeyim mi? Söyle ya Resulallah diyorlar. Bazı ameller sayıyor, bunlardan bir de nedir? Kesretul huta ilel mesacid. Mescitlere çokça ne yapmaktır? Mescitlere çokça adım atmaktır. Hatta Ensari'nin birine diyorlar, ey Ensari diyorlar, senin evin çok uzak. Sen ta nereden kalkıyorsun? İşte bir tane sana binek verelim, mescide yürüyerek geliyorsun diye. O da ne diyor? O da diyor ki, ben attığım her adımdan ecir alıyorum diye. Yani ben isterdim ki keşke evim daha uzak olsa. Yani namazı kaçırmayacağımı bilsem, evim keşke daha uzak olsa, ben daha fazla ne yapsam? Ben daha fazla ecir alsam diye. Onun için mescide giderken insan bir de bu düşünceyle olursa, yani namazı kılmayı eda ederken insan bu düşünce içerisinde olursa, yani ben attığım her adımdan Allah için ecir alacağım ve atmış olduğum her adım Allah için benden bir günahı düşürecek aynı zamanda. İnşallah ne olur, bu hazırlık yaptığı namaz onun hakkında çok daha faydalı olur. Evet. فَإِذَا وَصَلْتَ بَابَ الْمَسْجِدِ. Sen mescidin kapısına ulaştığın vakit, فَقَدِّمْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى عِنْدَ الدُّخُولِ. Giriş anında sağ ayağını öne geçir. وَقُلْ دَ بِسْمِ اللّٰهِ. Allah'ın adıyla, اَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ. Azim olan Allah'a sığınırım. وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ. Ve kerim olan vecine. Ve sultanil kadim, ezeli olan hükümranlığına. Mine şeytanir recim, kovulmuş olan şeytandan. Allahümme salli ala Muhammedin. Salat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Allah'ım
Allahümme gfirli zunubi, Allah'ım benim günahlarımı bağışla. Veftahli ebvâbe rahmetik, senin rahmet kapılarını benim için aç. Ve izâ eradde el-hurucu, hurucu çıkmayı. Ve izâ eradde el-hurucu. وَإِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ çıkmayı istediğin zaman فَقَدِّمْ رِجْلَكَ الْيُسْرَى sol ayağını öne geçir. وَقُلْ اَدْدُعَى ve duayı söyle. اَلَّذ۪ي o dua ki قُلْتَهُ عِنْدَ الدُّخُولِ giriş anında söylediğin duayı söyle. وَتَقُولُ بَدَلَ sen karşılık olarak dersin وَفْتَحْ لِي اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَفْتَحْ لِي اَبْوَابَ فَضْلِكَ sen benim için rahmet kapılarını aç, açın yerine benim için fazilet kapılarını aç. Onun yerine bunu söylersin. Ve zelike bu bi ennel mescide mahallur rahmeti. Bu çünkü mescid rahmetin mahallidir. Ve haricel mescidi mahallur rızkı. Mescidin dışı da rızık mahallidir. Ve huve fadlun minallah, o Allah'tan bir fazilettir. Şimdi normalde İmam Müslim'in sahihinde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki sizden biri mescide geldiği zaman desin ki Allahümme salli ala Muhammedin, Allahümme iftahli ebvabe rahmetike. Ve çıktığı zaman da ne yapsın desin ki Allahümme, Allahümme iftahli ebvabe fadlike desin diyor. Ve mesela başka bir rivayette Ebu Davud'un rivayetinde Abdullah ibn Amr ibn el-As diyor ki Peygamberimiz mescide geldiği zaman buradaki dua yapardı. Bismillahi a'udhu billahi al-azimi ve bi vecihil kerimi ve sultanihi al-kadimi diye ve mineşşeytanirracim. Şimdi normalde bu dualar, yani burada zikretmiş olduğu dua parça parça. Yani farklı rivayetlerde parça parça rivayet edilmiş. Şeyh ne yapmış? Hepsini toplamış. Yani bir adam mescide geldiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığıyla emrettiğini bir araya toplamış. Demiş ne diyecek o zaman? Bismillah, euzu billahil azim diye sonuna kadar duayı getirmiş. Lakin dua bu şekilde bir bütün halinde yok yani. Bu dediğim gibi dua iki farklı rivayetten ne yapılmış? İki farklı rivayetten bir araya toplanmış. Çıkar girişte rahmet kapılarını aç, çıkışta da fazilet kapılarını aç diye değiştiriyor Peygamber aleyhissalatü vesselam duayı. Bunu da şeyh şu şekilde söylemiş. Tabi bunu hadisin şarihleri de söylüyorlar bazıları. Yani çünkü mescid rahmet yeridir, mağfiret yeridir. Kişi orada Allah'ın rahmetini, mağfiretini ister. Lakin mescidin dışı ise insanın günlük hayatını temin ettiği rızık yeridir. Ondan dolayı kişinin, insanın Allah'tan faziletini istemesi, lütfunu istemesi daha uygundur, makama daha münasiptir diye böyle bir şey yapılmış, böyle bir ayrım yapılmış tahlil olarak. Evet. Şimdi burada, buraya girmeden önce yani şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi mesela diyelim ki bizler bir şeyin farkındaysanız eğer öyle bir peygamberden miras almışız ki nereye girerse girsin mutlaka oranın bir zikri var. Öyle mi? Nereden çıkarsa çıksın mutlaka oranın bir zikri var. Öyle mi? Öyle. Yani bak evden çıkarken bir duamız var. Eve girerken bir duamız var. Öyle mi? Camiye girerken bir duamız var, zikrimiz var. Camiden çıkarken bir duamız var. Helaya girerken bir duamız var. Heladan çıkarken bir duamız var. Abdeste başlarken bir duamız var. Abdesti bitirirken bir duamız var. Elbisemizi giyerken bir duamız var. Elbisemizi soyarken bir duamız var. Yatağa girerken bir duamız var. Öyle mi? Sabah kalkarken bir, gece sol tarafımıza dönünce bir duamız var. Rüya görünce bir duamız var. Güzel rüya görünce bir duamız var. Farkındaysanız biz bunları hep nereden öğrenmişiz? Allah Azze ve Celle'nin umumi zikir yapın veya dua edin lafzından değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam her makamda bir dua yapmış ve sürekli yapmış bu duaları. Öyle mi? Biz de ondan bunu tevarüz edin. Bu bize neyi gösterir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın her an nasıl Allah'la beraber olduğunu gösterir. Öyle mi? Yani her an nasıl Allah'la beraber olabilirim düşüncesinde olan bir Müslüman için aynı zamanda da bu bir yoldur. Yani yaptığın her işte, her işin hem başında hem sonunda hem ortasında Allah'la beraber olmak demek budur. Bilinçli bir şekilde, şuurlu bir şekilde, adet haline getirmeden her amelin öncesinde ve sonrasında Allah'a ne yapmak? Allah Azze ve Celle'yi zikretmek, Allah Azze ve Celle ile beraber olmak. Ve dikkat edin, bu zikirler de hep münasip zikirler. Yani böyle rastgele söylenmiş zikirler değil, öyle mi? Camiye girerken işte Allah'ım beni sev, çıkarken işte Allah'ım bana rızık ver falan böyle değil yani. Hep böyle şeyine, yapıldığı yere münasip olan
zikirler. Bunlar da neyi gösterir? Dediğim gibi yani insan demek ki bu zikirleri kendi hayatına ezber olarak değil, şuurlu bir şekilde yerleştirirse aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi her anında Allah'ı hissedip her anında Allah Azze ve Celle ile ne olabilir? Allah Azze ve Celle ile beraber olabilir. Evet. فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ Sen mescide girdiğin zaman فَلَا تَجْلِسْ حَتَّى تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ mescidi selamlama, iki rekat mescidi selam namazı kılıncaya kadar oturma. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünde اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ sizden birisi mescide girdiği zaman فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ İki rekat namaz kılıncaya kadar oturmasın. Bu nedir? Mescidlere girdiğimiz zaman, öyle mi? Mescidin içerisinde hiçbir şey yapmadan önce, oturmadan önce Peygamber aleyhissalatü vesselam iki rekat namaz kılmayı sözlü olaraktan emrediyor. Fiili olaraktan kendisi yapıyor, öyle mi? Ve yapmayan sahabeleri de ne yapıyor? Uyarıyor. Velev Peygamber hutbe verse bile, yani çünkü cuma hutbesini dinlemek hutbenin farzlarındandır, öyle mi? Buna rağmen adamı kaldırıp ne yapıyor? Adamı kaldırıp tahiyyetül mescid namazını Peygamber aleyhissalatü vesselam kıldırıyor. Lakin ne zaman kılınmaz tahiyyetül mescid namazı? اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاتُ فَلَا صَلَاتَ اِلَّا الْمَكْتُوبَ Namaza kâmet getirildiği zaman farz namazın dışında ne yoktur? Farz namazın dışında namaz yoktur. Yani biz diyelim mescide girdik. Baktık insanlar namaz kılıyorlar. Tahiyyetül mescid diye bir namaz olmaz o zaman. Öyle değil mi? Direkt neye yetişmemiz lazım? Farz namaza yetişmemiz lazım. Veya biz girdik, şey okundu. Kâmet getirildi. Yani namaz için kâmet verildi. Yine ne yoktur? Tahiyyetül mescid diye bir namaz söz konusu değildir. Kişinin ne yapması lazım? Normal namazı kılması lazım. Bunun dışında kalan yerlerde mescide girdiğimiz zaman büyük ecirden mahrum olmamak için ve unutmayalım yine bu hep namaza hazırlık. Yani ta ki insan abesle iştigal etmesin, öyle değil mi? Mescide girer girmez hemen yine namazla beraber olsun diye farz olan namaza hazırlık kabilinden. Bunlar hepsi iki rekat namaz kılmak gerekir. Evet. ثُمَّ تَجْرِسُ Sonra oturuyorsun. تَنْتَظِرُ السَّلَاةَ Namazı bekliyorsun. وَالْتَكُنْ Olsun حَالَ جُلُوسِكَ Senin oturuşun hali olsun. فِي الْمَسْجِدِ Mescitte لِاِنْتِظَارِ السَّلَاةِ Namazı beklemek için. مُشْتَغِلًا بِذِكْرِ اللّٰهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ Kur'an tilaveti ve Allah'ın zikriyle meşgul bir şekilde beklemen olsun. وَتَجَنُّبِ الْعَبَثِ Abes olan işlerden sakınarak. Keteşbikil asabi'i ve gayrihi Parmakları birbirine şöyle geçirmek, yani iki elin parmaklarını birbirine şöyle geçirmek, teşbik bu, tamam? Parmakları birbirine kenetlemek ve onun dışındaki abes şeylerden sakınarak olsun. Fakat veraden nehyu nehi varit oldu, muhakkak nehi varit oldu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den fi hakki muntaziris salati namazı bekleyen hakkında قال صلى الله عليه وسلم Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi اِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ Sizden birisi mescitte olduğu zaman فَلَا يُشَبِّكَنَّ Parmaklarını kenetlemesin فَاِنَّ تَشْبِيكَ Muhakkak parmakları kenetleme مِنَ الشَّيْطَانِ Şeytandandır. اَمَّا مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ اِنْتِزَارِ صَلَاتِ Ancak namazı beklemek dışında mescitte bulunduğu zaman kimse فَلَا يُمْنَعُ مِنْ تَشْبِيكِ الْأَصَابِعِ Ondan parmakları birbirine kenetlemesi yasaklanmaz. Fakat سَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Muhakkak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabit oldu. شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الْمَسْجِدِ Mescitte parmaklarını kenetledi. بَعْدَ مَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاتِ Namazdan selam verdikten sonra. Şimdi şu elleri şu şekilde birbirine kenetlemek, parmakları birbirine kenetlemenin farklı farklı halleri var. Bunlardan birincisi, normal zamanda insan ellerini birbirine kenetleyebilir mi? Normal zamanda insan ellerini birbirine kenetleyebilir. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte ne diyor? اَلْمُؤْمِنُ كَالْمُؤْمِنِ El-mu'minu lil-mu'mini kel-bunyani yeşuddu ba'du el-mu'minler mü'minler için kel-bunyani yeşuddu ba'duhum ba'da. Bir bina gibidir. Birbirini ne yapan? Birbirini destekleyen. Nasıl ki tuğlalar birbirini destekliyorsa üst üste konduğu zaman, mü'minler de birbirleri için aynen öyledirler. Yani bir bina gibidirler ve ellerini birbirine kenetliyor Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şekilde.
bu hadiste. Bütün zaten bu hadis müsselsel hadislerden. Müsselsel hadis ne demek? Müsselsel hadis ravilerin birbirine hadisi rivayet ederken belli bir hal, belli bir söz, belli bir hareket üzerine ne yapması? Belli bir hareket üzerine hadisi nakletmesi. Mesela ravinin bir tanesi ne diyor? Peygamberimiz diyor böyle dedi ve parmaklarını Ebu Hureyre diyelim diyor ki parmaklarını birbirine kenetledi. Ondan alan kendinden sonrakini anlatırken aynen böyle yapıyor. Resulullah diyor hadisi söyledi ve ellerini böyle yaptı. Ellerini de böyle yapıyor. Veya biri diyor ki Resulullah otururken bana hadisi rivayet etti, o da oturuyor. Ondan alan da oturuyor vesaire. Buna ne deniyor? Buna müselsel hadis deniyor. İkinci hali ise kişinin namazdan sonra ama mescidin içerisindeyken yine ellerini birbirine kenetlemesi. Bu da nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam yine İmam Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği Zilyedeyn hadisini söylemiştik daha önce biliyorsunuz. Hani Peygamberimiz bir gün iki rekat namaz kılıyor. Dört rekatlık bir namazı iki rekat kılıyor. Tabi Zilyedeyn kalkıyor, bazı insanlar çıkıp gidiyorlar. Zilyedeyn diyor ya Resulallah namaz mı şey oldu, kısaldı, sen mi unuttun diyor. Peygamber de diyor ne namaz kısaldı ne de ben unuttum diyor. Sonra diğer sahabelere bakıyor, onlar da diyor evet ya Resulallah sen iki rekat namaz kıldın diye. İşte o hadisin sonra Peygamberimiz namazı tamamlıyor. Evet tabi. O hadisin içinde Ebu Hureyre diyor ki Peygamberimiz gitti mescitteki bir direğe yaslandı ve sanki kızgındı diyor ve ellerini birbirine ne yaptı? Ellerini birbirine kenetledi. Yine mescidin içinde namazdan sonra Peygamberimiz ellerini birbirine kenetliyor. Tamam, buraya kadar beis yok. Problem nerede? Problem şurada. Adam mescide giderken yolda veyahut da mescidin içerisinde namazı beklerken ellerini birbirine kenetleyebilir mi? Tamam. Şimdi normalde önümüzdeki duran hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün mescide geliyor, namaz kılacakken bakıyor mescitte namaz kılmayı beklerken adamın biri ellerini birbirine geçirmiş. Adama işaret ediyor, adam anlamıyor peygamberin işaretinden, fark etmiyor. O da Ebu Sa'idin el-Hudriye diyor ki, bu hadise rivayet eden Ebu Sa'idin el-Hudriye, اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ, parmaklarını birbirine kenetlemesin diyor. Şimdi bu hadis normalde bazı alimlerin yanında bütün şahitleriyle beraber amel edilebilecek bir hadis. Çoğu hadislerin yanında ise bu hadis zayıf bir hadis. Hem ravilerindeki ihtilaftan ötürü hem de içinde meçhul yani tanınmayan bir ravi olduğundan ötürü bu hadisle ne yapılmaz? Bu hadis ile amel edilmez demişler. Hadisle amel edilmez diyenlere göre namazı beklerken de elleri kenetlemekte bir beis söz konusu değil. Lakin hadisle amel edilebilir diyen alimlere göre elleri birbirine kenetlemek nedir? Mekruhtur. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu ne yapmıştır? Bunu yasaklamıştır. Ancak şöyle denilebilir. Hani dedik ya Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يَعْمَلُوا اِلَى الصَّلَاتِ فَهُوَ فِي صَلَاتِ. Sizden biri namaza gittiği zaman, namaza niyetlendiği zaman o sanki namazdadır. Veya sizden biri mescitte olduğu müddetçe sanki o namazdadır hadislerinden. Hani abesle iştigal etmemek, eğer bu insanın dikkatini dağıtıyor, insanı abesle iştigal ettiriyorsa hani hadisten dolayı olmasa bile zayıf kabul edenlerin için belki abesle iştigal etmemek için, boş işlerle uğraşmamak için yapılmaması evladır. Ne yapılabilir? Yapılmaması evladır denilebilir. Ama hadisi zaten şahitleriyle beraber kendisiyle amel edilmeye salih kabul edenlerin yanında zaten bu fiili yapmak nedir? Şeytandandır ve yapılmaması gerekir. Evet. وَفِي حَالِ اِمْتِزَارِكَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ. Mescitte namazı senin namazı bekleme halinde la tahut, ilgilenme fi ahadisi dünya, dünya meseleleri hakkında tahut aslı ne tahut fiilinin? Khaud khada değil mi? Khaud khada. Şimdi normalde khaud khada biz mesela ortası illetli olan fiillerin veya sonu illetli olan fiillerin şeyini ne nefs-i mütekellim şeyine sıgasına soktuğumuz zaman illet harfinin vav mı, ye mi, elif mi olduğunu ne yaparız? Anlarız. Değil mi? La tahut khade dalmak demek. Yani la şeyde ilgilenme değil de la tahut fi ahadisi dünya. Dünya hadisine dalma, dünya konuşmasına dalma, dünya ile ilgili meselelerle ne yapma? Dalma. Çünkü o rüye fil hadisi, hadiste rivayet olundu. Enne zâlike muhakkak ki bu ye'kulul hasenâti, iyilikleri yer. كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ, ateşin odun yediği gibi iyilikleri yer. وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرَ, diğer bir hadiste varit oldu, muhakkak varit oldu. اَنَّ الْعَبْدَ, muhakkak ki kul,
fi salati namazda ma dama yantaziru salate namazı beklemeye devam ettiği müddette vel melaiketu testagfiru lehu melekler onun için istiğfar ederler. Fela tufarrit gevşeklik gösterme eyyuhel müslimu ey müslüman fi haza sevabi bu sevapta ve tadayyi'hu bil abesi vel iştigali abes ve tudayyi'hu bil abesi vel iştigali tudayyi'hu bil abesi abes ile onu zayi etme vel iştigali ve meşguliyetlerle onu bilki ile vel kare dedi ve denildi meşguliyetleriyle onu zayi etme. Normalde bu hadis aslı olmayan uydurma bir hadis yani hadis diye naklettiği diyor. Böyle bir hadis yok zaten de ne diyor bu söze göre sözde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiş oluyor. Yani siz ne yapmayın? Mescitte dünya ile ilgili konuşmayın. Çünkü bu odunun ateşi şey ateşin odunu yediği gibi Müslümanın sevaplarını ne yapar? Müslümanın sevaplarını yer, bitirir. Şimdi her ne kadar bunu aslı olmasa da veya uydurma konumunda olsa bile sahih hadislerde nedir? Sahih hadislerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidin içerisinde dünyalık işlerle uğraşılmamasına dair hadisleri var. Mesela ne diyor Peygamberimiz? اِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ رَجُلًا يُنْشِدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Sizden biri mescitte kaybolan hayvanını arayan, yani hayvanım kayboldu duyan var mı diye bağıran bir adam duyarsa diyor, ona desin ki Allah sana o hayvanı ne yapmasın? Allah sana o hayvanı geri çevirmesin. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor اِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَب۪يعُ اَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا اَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ Mescidin içerisinde alan veya satan görürseniz, yani mal alıp mal satan birini görürseniz deyin ki ona Allah senin ticaretini ne yapmasın? Allah senin ticaretini karlı çıkarmasın. Tabi bu nerede? Mescidin namaz kılınan bölümünde. Ticaretin neyi yoktur? Ticaretin yeri söz konusu değildir. Bunlar hep ne? Bunlar hep normal zamanda meşru olan, normal yerlerde yapılması meşru olan şeyler. Lakin mescitte olunca ve dünyalık meseleler olunca hem insanların dikkatini dağıtacağından, hem insanların namaz kılanların veya zikir yapanların huşusunu bozacağından, hem de ne? Hem de oradaki insanlara zarar vereceğinden ötürü. Yani orası ukrevi bir yer, öyle mi? Bu yapıldığı zaman ne olur? Bu yapıldığı zaman çünkü zaten birinde söylüyor o hani adamın biri mescitte hayvanını kaybettiği zaman ona deyin Allah sana geri çevirmesin. فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَى لِذَٰلِكَ Çünkü mescitler bunun için bina edilmemiştir. Yani mal aramak için, mal alıp satmak için, kayıp ilanı vermek için ne yapılmamıştır? İlan edilmemiştir diye. Bunlar da bize neyi gösteriyor? Bunlar da bize özellikle namazı beklerken, namaz halindeyken kişilerin bu tip şeylerle uğraşmaması gerektiğini gösteriyor. Lakin eğer orada namaz kılan yoksa, herkesin işi bitmişse o zaman mescitte oturup dünyalık meselelerden konuşmakta ne yoktur? Beis yoktur. Niye? Çünkü kendisinden dolayı yasaklanan illetler ortadan kalkmıştır. Öyle mi? El-hukmu yeduru ma'a illetihi vücuden ve adamen. Ne demek? Hüküm illetiyle beraberdir. İllet varsa hüküm de vardır. İllet yoksa hüküm de yoktur. Eğer bir hüküm illete şey kılınmışsa, illete bina edilmişse. Şimdi diyelim ki niye mescitte konuşmaktan, alışverişten, satış yapmaktan vesaire niye bunlar yasaklanmış? İşte insanlara teşviş yapmamak, namazlarını bozmamak, huşuyu kaçırmamak, mescitlerin kendisinden dolayı bina edildiği şeye münafi olmamak vesaire için. Bu biterse, yani böyle bir sebep olmazsa, namaz kılan yok, zikir yapan yok, herkes işini bitirmiş oturuyorsa dünyalık meselelerden konuşabilir. Niye? Çünkü İmam Müslim'in sahihinde Cabir İbni Semura ne diyor? Estağfurullah. Semura bin Cündep diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldıktan sonra camiden çıkmazdı ta yerinden kalkmazdı ta güneş doğana kadar yerinden kalkmazdı ve insanlar onun etrafında diyor cahiliye ile ilgili meselelerini anlatırlardı, gülerlerdi, Peygamberimiz de tebessüm ederdi. Öyle mi? Yani o zikir yapıyor mesela, insanlar da oturmuşlar, eski günlerini anlatıyorlar. İşte biz Mekke'deyken şöyle yapardık, Mekke'deyken böyle yapardık diye mescidin içerisinde. Onlar gülüyorlar tabii kendi aralarında. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da tebessüm etmek suretiyle bunu ne yapıyor? Bunu ikrar ediyor. Şayet bu yapılmayacak olsaydı, hayır bunu burada yapmayın derdi. Tamam. O zaman ne diyeceğiz? Kişi namazı beklerken veya insanlar namaz kılarken hem o hazırlığa münafi olmasın,
Öyle mi? İnsanın dikkatini dağıtmasın diye dünyalık ve benzeri meselelerden konuşmamak gerekir. Öyle mi? Hele en belirgin olan ticaret vesaire bu tip şeyler hiç yapılmaz zaten. Lakin herkes işini bitirmişse, normal oturuluyorsa ne yapılabilir? Mescitte dünyalık meselelerden konuşulabilir. Evet. وَإِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاتُ namaza kâmet edildiği zaman فَقُمْ اِلَيْهَا ona kalk عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَزِّنِ müezzinin sözüyle beraber kalk قَدْ قَوْمَتِ الصَّلَاتُ sözüyle beraber kalk لِأَنَّ النَّبِيَّ çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem كَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ böyle yapıyor idi وَإِنْ قُمْتَ عِنْدَ بَدْءِ الْاِقَامَةِ kâmetin başında kalktığın zaman فَلَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ bunda bir beis yoktur. هَذَا bu اِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ يَرَى الْاِمَامَ imama tabi olanların imamı gördüğü zamandır. فَاِنْ كَانَ لَا يَرَاهُ حَالِ الْاِقَامَةِ eğer kâmet halinde onu görmediğin vakit فَالْاَفْضَلُ en efter olan اَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَرَاهُ onu görünceye kadar kalkmamaktır. Evet. Biz daha önce bunun tafsilatını anlatmıştık değil mi? Kim bize söyleyecek bunun tafsilatını? Bu namaz şey yapıldığı zaman ne zaman ayağa kalkılır diye söyle. Kâmet getirmesi imam görülünce ya da imam izin verilince kâmet getirilir. Kâmette kalkma da yani bazı alimler kalkan selam bir yerinde falan dese de herhangi bir nasıl yoktur. İmam kalktığı zaman insanlarla birlikte kalkar. Biz ne demiştik? Demiştik ki kâmet okunduğu zaman iki hal vardır. Değil mi? Bir imamın mescitte olduğu hal vardır. Bir de imamın mescitte olmadığı hal vardır. İmam mescitte yoksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kesin emri var. اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَةِ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي kâmet getirildiği zaman beni görmeden ayağa ne yapmayın? Beni görmeden ayağa kalkmayın. Zaten başka bir hadiste de neydi? Bilal Resulullah'ın çıkışına kâmet getirdi. Ya onu gördüğü zaman ne yapardı? Kâmet getirirdi. İnsanlar da Peygamber'i gördüğü zaman onlar da ayağa kalkardı. Bu imamın mescidin dışında olduğu halde. Peki imam mescidin içinde olursa nasıl olacak? Yani imam onlarla beraber oturuyor zaten. Ezan vakti girdi, ezan okundu, kâmet getirildi diye. Demiştik ki alimler farklı farklı görüşler söylemişler. Kimisi kâmet bittikten sonra kalkar demiş mesela. Kim gibi demiştik? İmam Şafii gibi mesela. İmam Ahmed gibi hayır kat kâmeti salatu denilen yerde kalkılır. Çünkü Hazreti Enes ve Enes radıyallahu anh kat kâmeti salatu denilen yerde ayağa kalkmıştır. Demiştik burada ne yoktur? Burada belli bir şey yoktur. Belli bir nas söz konusu değildir. Ama eftal olan nedir? Eftal olan imamın işaretiyle. Yani çünkü imama hani uyma noktasında. Belki imam kalkınca insanlar da kalkabilir veya kâmet okunurken de isteyen ne yapabilir? Kalkabilir demiştik. Evet. Eyyuhel muslimu, ey Müslüman. İhris en tekune fî saffin evveli. Sen birinci safta olma konusunda hırslı ol. Fakat kâlen nebiyyü muhakkak ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Lev ya'lemun nâsu. Eğer insanlar bilseydi ma fil nida'i was-saffil evveli birinci saf ve nida ezandaki ve birinci saf hakkındaki ecri insanlar bilmiş olsaydı ecri insanlar bilmiş olsaydı thumma lem yecidu illa en yestehimu aleyhi thumma lem yecidu sonra da bulmasaydılar illa en yestehimu aleyhi ancak onun için kura çekmek kalsaydı onlar için lestehemu o ikisi için kura çekerlerdi. Yani onların içindeki ecri, o ecrin hakikatini anlamış olsalardı onlar için ne yaparlardı? Onlar için kura çekerlerdi diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şurayı bitirelim mi? Ben okuyayım bitirelim inşallah olur mu? Nedir bu birinci saftaki fazilet? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتُهُ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى صَفِّ الْاَوَّلِ Allah Azze ve Celle ve melekleri birinci safta olan insanlara salat getirirler. Yani ne demektir? Meleklerin salatı Allah'tan o kul için mağfiret ve af dilemeleridir. Allah'ın salatı ise Allah'ın o kulunun derecelerini yükseltip günahlarını ne yapmasıdır? Affetmesidir. Öyle mi? Allah ve melekler birinci safa ne yaparlar? Birinci safa salat getirirler diye. وَقَالَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا Erkeklerin en hayırlı safı ilk safıdır diye. وَحْرِسْ عَلَى الْقُرْبِ مِنَ الْاِمَامِ فَقَدْ قَالَ İmama yakın olmaya dikkat et. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam demiştir ki لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ اُلُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهَا Bana sizin akıl ehli olanlarınız ne yapsınlar?
Akıl ehli ve hilim ehli olanlarınız, yani baliğ olan, olgun olan insanlarınız benim arkamda olsunlar. Hemen ilk safta onlar bulunsunlar. Liye liye ni benim hemen şeyimde, bana onlar gelsinler. Yani kasta ilk derecede onlar benim şeyimde olsunlar, yanımda olsunlar. Hâdâ bin nisbeti lirracul. Bu erkeğe nispetledir. Ve emmâ bin nisbeti lilmer'a. Ama kadınlara gelince, فَالصَّفُّ الْأَخِيرُ مِنْ صُفُوفِ النِّسَائِ. En son saf, kadınların safından, اَفْضَلُ لَهَا, onlar için en efdaldir. لِقَوْلِهِ, şu sözünden ötürü Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın, وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَائِ اَخِرُهَا, kadınların saflarının en hayırlısı, en sonuncusudur. لِأَنَّ ذَلِكَ اَبْعَدُ لَهَا عَنْ رُؤْيَةِ الرِّجَالِ, çünkü bu onun için erkeklerin görmesinden en uzak olandır diyor. Şimdi normalde Peygamberimiz erkeklerin en hayırlı safı ilk önüdür, kadınların en hayırlı safı en arkasıdır diyor. Bu ne zaman? Erkeklerle kadınlar mescitte beraber namaz kıldıkları zaman. Öyle değil mi? Hatta Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadise diyor, اَخِّرُوهُنَّ كَمَا اَخَّرَهُنَّ اللّٰهُ, Allah'ın onları ertelediği gibi siz de onları ne yapın? Siz de onları erteleyin diye. Şimdi normalde mescitte kadın erkek nasıl namaz kılar? Erkekler saf olurlar. Erkeklerin safının bittiği yerden sonra kadınların safı geriye doğru ne yapar? Başlar. Erkeklerle kadınlar birbirine karışmadan. Öyle mi? Şimdi en arkada olan erkekler, en önde olan kadınları görme ihtimali çok yüksek olduğundan ötürü. Öyle mi? Kadınların en ön safı hayırlı değil. Kadınların en arka safı hayırlı olan. Sebep? Çünkü erkeklerin görmesinden daha uzak olduklarından dolayı. Lakin tek başlarına namaz kıldıkları zaman veyahut da kendi aralarında kadınlar namaz kıldıkları zaman elbette onlar da en ön safın faziletine dahildirler. Yani kadınların imamlığında, kadınlar beraber namaz kıldığında en hayırlı saf yine nedir? En ön saftır. Erkeklerle kıldıklarında ise en arkadaki saftır. Sebep de rü'yet meselesidir. Çünkü ne demiştik ezan babında? Kadında asıl olan sitirdir. Yani kapalılıktır ve görünmemesidir. Tamam? وَيَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْمُصَلِّينَ الْاِهْتِمَامُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَيَتَأَكَّدُ müteekkit olur, teekkitli olur فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْمُصَلِّينَ namaz kılanların ve imamın hakkında الْاِهْتِمَامُ önem göstermek بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ safların düzeltilmesine. قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ saflarınızı düzeltiniz فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاتِ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ çünkü safların düzeltilmesi مِنْ تَمَامِ الصَّلَاتِ namazın tamamındandır. وَفِي الْحَدِيثِ başka bir hadiste لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ ya saflarınızı düzeltirsiniz اَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ veyahut da Allah sizin yüzlerinizin arasını ayırır. وَتَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ safların düzeltilmesi nedir? تَعْدِيلُهَا بِمُحَاذَاتِ الْمَنَاكِبِ وَالْأَكْعُبِ تَعْدِيلُهَا onu düzeltmektir. Ne ile? بِمُحَاذَاتِ الْمَنَاكِبِ omuzları aynı hizaya getirmekle وَالْأَكْعُبِ ve ayaklardaki aşık kemiklerini aynı hizaya ne yapmak? Getirmekle. Menakib, menkibin çoğulu. اَكْعُب, Ka'b'ın çoğulu. Tamam mı? Cem'i. وَيَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ الْمُصَلِّينَ namaz kılanların hakkında müteekkit olur. سَدُّ الْفُرْجِ وَالْتَرَاسِ aradaki araları kapatmak, furç aralıkları kapatmak ve terasi ve birbirine kenetlenmek onların hakkında ne olur? Müteekkit olur. فِي الصُّفُوفِ saflarda لِقَوْلِهِ اَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاسُ saflarınızı ikame ediniz, düzeltiniz ve terasu kenetleniniz. وَمَعْنَاهُ manası لَاسِقُ الصُّفُوفَ safları birbirine birleştirin حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَكُمْ فَرَجٌ ta ki sizin aranızda ne olmasın? Aralık olmasın. فَالْمُرَاسَّةُ kenetlenmek iltisaku بَعْدِ الْمَأْمُومِينَ iltisaku bitişmektir. بَعْدُ الْمَأْمُومِينَ bazı şeylerin, bazı namaz kılanların bir بَعْدٍ bazısıyla bitişmesidir. لِيَتَّصِلَ مَا بَيْنَهُمْ ta ki aralarındaki birleşsin. وَيَنْسَدَّ الْخَلَلُ aradaki açıklıklar ne olsun? Kapansın. فَلَا تَبْقَى فُرُوجَاتٌ لِلشَّيْطَانِ şeytana ne kalmasın? Şeytana da yer kalmasın, açıklık kalmasın diye. Normalde Peygamber aleyhissalatu vesselam namaza başlamadan önce safların arasında gezer, safları kontrol eder, eliyle veya elindeki çubuğuyla safları ne yapardı? Safları düzeltirdi. Bunun hem manevi bir boyutu vardır, hem de maddi bir boyutu vardır. Öyle mi? Bunun manevi boyutu nedir? Manevi boyutu şeytan namaz kılanların arasında aralık bulduğu zaman o araya gider,
ve Müslümanların kalplerine ayrılık, fitne düşürür. Müslümanların kalbine buğz getirir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadis-i şeriflerde buyurduğu gibi. Bu sebepten ötürü Müslümanların saflarını birleştirmesi ve aralarına şeytanın girmesine müsaade etmemeleri gerekir. Manevi boyutu nedir? Birbirine kenetlenen, bir maddi boyutu nedir? Birbirine kenetlenen, yan yana namaz kılan insanlar birbirlerini sevmeyi, birbirleriyle dost olmayı, birbirleriyle kardeş olmayı, değil mi, hissederler. Hatta ondan dolayı peygamber döneminde namaza gelmeyen hemen evine giderlerdi. Acaba başına bir şey mi geldi diye. Niye? Çünkü sürekli o ibadetteki beraberlik onları birbirlerine ne yapmıştı? Kardeş kılmıştı. Yani o mükemmel kardeşliğin etkilerinden, fonksiyonlarından bir tanesi de nedir? Sürekli kılınan, beraber birbirine kenetlenmiş şekilde kılınan cemaat namazıdır. Peki nedir bu? Nasıl olacak bu birbirine kenetlenmek, safları düzeltmek vesaire? Enes radıyallahu anh ne diyor? Enes radıyallahu anh Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu emrini şu şekilde uyguladıklarını söylüyor. Bizden biri diyor, omuzunu kardeşin omuzuna dayardı. Ayağını da ne yapardı? Ayağını da kardeşin ayağına ne yapardı? Ayağını da kardeşin ayağına dayardı. Yani ayakları ve omuzları birleştirmek suretiyle bu şekilde biz birbirimize kenetlenirdik. Hatta bazı rivayetlerde sahabelerin elbiselerinin buraların eskidiği söyleniyor. Yani zaten bir elbiseleri var. Öyle çok fazla elbiseleri yok. O da birbirlerine kenetlenmekten buraların eskidiğine dair şeyler var. Eskine dair rivayetler var. Veya Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerde وَحَاذُوا بِالْاَعْنَاقِ diyor. Yani şeylerinizi aynı hizaya getirin. Omuz ve boyunlarınızı aynı hizaya getirmek suretiyle ne yapın? Getirmek suretiyle saflarınızı birleştirin diyor. Evet. وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ يَهْتَمُّ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ Peygamberimiz safların düzeltilmesine önem gösterirdi. وَتَرَاسِ الْمَأْمُومِينَ Namaz kılanların, imama uyanların birbirine kenetlenmelerine. İhtimamen bariğen çok ciddi manada şey gösterirdi. مِمَّا يَدُلُّ عَلَى اَهَمِّيَّةِ ذَٰلِكَ وَفَائِدَتِهِ Peygamberin bu önem göstermesi de bunun ehemmiyetine ve faidesine delalet eder. وَلَيْسَ مَعْنَى رَسِّ الصُّفُوفِ مَا يَفْعَلُهُ بَعْدِ الْبَعْدُ الْجُهَالِ Safların birbirine kenetlenmesinin manası bazı cahillerin yaptığı gibi değildir. Ney? مِنْ فَحْجِ رِجْلَيْهِ Ayaklarını açmak. Hani bazıları namaz kılarken gerçekten öyle bir ayaklarını açıyorlar ki artık yani değil şeytan deve soksan deve geçer ayaklarının arasından. O şekilde ayaklarını açıyor adam. Kasıt bu değildir yani ayakları açıp kasıt bu değildir. Kasıt milletin birbirine ne yapmasıdır? Kenetlenmesidir. Hatta yudayika men bi canibihi ta ki kendi yanındakine ne yap kendi yanındakine daraltacak şekilde ayaklarını açanların yaptığı gibi değildir. Lianna hadha al-amel çünkü bu amel yucidu faracan fi sufufi saflarda ne yapar safların arasında daha fazla açıklığa sebebiyet verir. Ve yu'zil musallina ve namaz kılanlara da eziyet eder. وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ Şeriatta da bunun neyi yoktur? Şeriatta da bunun aslı yoktur. فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlar için şarttır. الْاِحْتِمَامُ بِذَٰلِكَ Buna ihtimam göstermek. وَالْحِرْسُ عَلَيْهِ Buna hırs göstermek. اِخْتِدَاءً بِنَب۪يهِمْ Peygamberlerine iktidaen uyaraktan ve itmamen lisalatihim namazlarını da tamamlayaraktan vaffakallahu cemi'a lima yuhibbuhu ve yardahu Allah herkesi sevdiğine ve razı olduğuna muvaffak kılsın diyor. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da söylemek istediğimiz bir şey var mı? Bu parmak kenetlemek var ya abi. Evet. Buranın şekilde bir şekilde çıtlatmak. Yani bu şey nehyedilmiş. O mi? Namazdaki nehirlerde geleceğiz zaten. İbn Abbas bunun birini yaptığını görünce bunu yapma diye nehyediyor. Yani parmakları şey etmeyi, parmakları çıtlatmayı nehyediyor. Namaza giderken değil ha. Namazdayken. Normal halde bir şey yok. Biliyoruz. Yok. Normal halde bir peyiş yok. Sadece bazı mesela bazı şeylerde bunun hani kişiliğe aykırı olduğunu böyle hani olgun insanların vesaire bunu yapmayacağından ötürü hani daha önce demiştik ya bir toplumda kişiliğe zarar veren etkenlerden de Müslümanın uzak durması gerekir ta ki adaletine zarar vermesin diye bazı bölgelerde bu tip şeyler mesela hoş karşılanmadığı için işte bazı kitaplarda mekruhlarla ilgili veya nehyedilenlerle ilgili bunun yapılmaması gerektiği söylenmiş yani. Tamam? Evet başka? Biz her adım attığımızı, şimdi mescide doğru giderken adımımızı bir ecir yazıyoruz. Tamam. Şimdi bu mescide giderken mesela bir mescit var, yol kısa yol var. Tamam. Ve bir de tepe var. Tamam. Şimdi bizim o yolu kullanmayıp da
tepe kullanmamız yine ece. Tabii ki. Tabii. Sen yolunu ne kadar uzatırsan. Sonuçta şimdi bak, Allah Azze ve Celle bize meşakkati kastetmemek kaydıyla. Bak bunu hiçbir zaman unutmayın. İslam'da ağır olan amelleri, zor olan amelleri yapmakta hiçbir beis yoktur. Hatta bilakis ağır olan, zor olan amelleri yapmak nedir? Güzeldir. Sebebi ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ayşe annemize ne diyor? Ecruki ala kadri nasabiki. Senin ecrin senin yorgunluğun nispetindedir. Öyle değil mi? Ne kadar yorulmuşsan o kadar ecir alırsın. Sadece İslam'da nehyedilen şey nedir? İşin meşakkat boyutunu kastetmektir. Yani hani ben böyle iyice yorulayım, ben yorulmak istiyorum, böyle hani çok yapayım, bu yasaklanmıştır. Öyle mi? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sizden öncekileri gulu helak etti. Guluva gitmeyin, aşırılığa gitmeyin. Sizden öncekileri ne yaptı? Aşırılık helak etti diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, hiçbir kimse yoktur ki dinde aşırıya gitsin. Mutlaka din ona ne yapar? Mutlaka din ona galebe çalar diye. Meşakkatin bizzat kendisini kastetmediğimiz müddetçe yapmış olduğumuz amellerin çok olması, daha fazla ecir alabilmek için ecir kastederek de daha fazla yürümek vesaire, bunda hiçbir veis yok. Sadece ne var? Eğer diyelim ki namazın geçeceğini biliyorsan, hani o şekil yolu uzattığın zaman namazın geçeceğini biliyorsan, cemaatle namaz kılmak yolda yürümekten çok daha faziletli. İnsan bunu buna ne yapar? Takdim eder. Lakin yok, zaten vaktin varsa, mescide gidiyorsan, yolu ne kadar uzatırsan o kadar fazla ne yaparsın? O kadar fazla ecir alırsın. Evet. Başka? İşte dedik ya, kişi mescide girdiği zaman iki rekat namaz kılması, evet, gerekir. Eğer kamer getirilmişse bunu kılmaması gerekir. Tamam. Bu sünnet için de geçer mi? Mesela sünnet... Tabii bak. اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاتُ فَلَا صَلَاتَ اِلَّا الْمَكْتُوبَ Ezana namaz için kamet getirildiği zaman farz namazın dışında hiçbir namaz yoktur. Yani kamet getirildiği zaman sünnet münnet olmaz. Yani farz namazın vaktine girildiği zaman artık sünnet şey yapmıştır. Sünnet bitmiştir. İnsanların şeye geçmesi lazım. İnsanların farz namazı kılması lazım. Ne yapar? Farz namazı kıldıktan sonra sünnet namazını kılar. Yani mesela öğle namazının öncesinde 4 rekat diyelim ki müekked sünnet var. Biz mescide girdik, baktık Müslümanlar kamet getirmişler, namaza duruyorlar. Biz ne yaparız? Namazımızı kılarız. İstiyorsak eğer namazımızı kıldıktan sonra o sünnet namazını tekrardan ne yapabiliriz? Kılabiliriz. Çünkü Peygamberimiz özel münasebetler sebebiyle sünnet namazlarını kılamadığı zaman gerekirse ne yapmıştır? Bir sonraki vakitte dahi onu kılmıştır. Neden? Çünkü kendi elinde olmayan sebeplerden dolayı engellenmiştir. Anlaşıldı? Bu sabah namazının sünneti içinde geçerli mi? Sabah namazının sünneti içinde geçerli. Bütün sünnetler için geçerli. Fark etme. اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاتُ فَلَا صَلَاتَ اِلَّا الْمَكْتُوبَ Tamam. Namaz için kamet getirildiği zaman farz namazın dışında namaz yoktur. Zaten bak, İslam'da ameller mertebe mertebedir ve her zaman en üstün olan bir altındakine mukaddemdir. Sünnet namazla farz namaz birbirine kıyas edilebilir mi? Edilen biri Allah'ın neyidir? Biri Allah'ın halis, Allah'ın hakkıdır. Öbüründe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da hakkı söz konusudur. Öyle değil mi? Sünnet namazlarda. Onun için yani farz namaz söz konusu olduğunda diğer namazların şeyi yoktur. Diğer namazların etkisi söz konusu değildir. Başka var mı? Yok. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ